bilirsiniz biraz geçişler durumu vardı. El takısı. Arkadaşlar bu önemli bir konu. Onu da hemen bu arada sokuşturacağız. Ne yönden? Çünkü bakın zehebel veledü dediğimiz zaman zehebe el veledü demedik. Bakın isim ortada geldi. El takısı zehebe el veledü şeklinde okunmadı. Değil mi? Evet. Zehebel veledü oldu. İşte bu hemze, şu aradaki hemze vasıl hemzesi. Ne hemzesi? Vasıl. Vasıl yani geçinebilen hemze. Biz geçiyoruz ama okumuyoruz ama yazılı burada var. Gene yazılı. Bu çünkü ismin alameti. Zehebel veledü çocuk gitti. Kim gitti? Çocuk gitti. Ha bu eğer başta olsaydı o zaman bir problem olmayacaktı. Mesela el veledü zehebe. El veledü zehebe. Çocuk gitti. O şekilde olsaydı bir problem olmayacaktı. Demek ki el takısı ortada geldiği zaman kendinden önceki harekeyle okunur. Yani el takısından önce hareke varsa el takısının e'si okunmaz. Önceki harekeyle geçiş yapılır. Zehebel veledü. Mesela diyelim ki burada üstünle bitti. Burada bakın daraptü. Darabe vurdu. Daraptü ben vurdum. Vurdum. Daraptül velede çocuğa vurdum. Veya çocuğu dövdüm. Darabe çünkü bizim dilimizde vurdu, dövdü. Kimi dövdüm? Çocuğu dövdüm. Dolayısıyla burası meful. Fiil artı fail burası meful. Ama geçiş ortada kalan kelime harekeyle. Burada da bakın ehaze aldı. Ehastu olunca ben aldım. Ehastül kaleme kalemi aldım. Neyi aldım? Kalemi aldım. Neyi sorusunun cevabı bize mef'ulü verdi. Harekesi üstün oldu. Burada da bakın şeribe içti. Şeripte sen içtin. Şeriptel ma'e suyu içtin. Neyi içtin? Suyu içtin. Neyi? Burada mef'ul. Fiil artı fail mef'ul. Dehalel beyte. Evden çıktı. Eve girdi. Dehale girdi. Dehalel beyte eve girdi. Ha kim girdi? O girdi. Nereden biliyoruz? Bak ketebe. O yazdı. Fail illa cümlenin içinde Ahmet, Mehmet şeklinde olacak zorunda değil yani. Böyle bir zorunluluk yok. Niye? Çünkü dehale dendiği zaman nasıl ketebe o yazdı benim zihnimdeyse gizli fail fiilden belli olur. Dolayısıyla o girdi. Dehalel beyte. Beyte nereye girdi? Eve girdi. Fiil, faili gizli içinde. El beyte mef'ul. Hadara ta'amu. Yemek geldi diyor orada. Yemek hadara geldi. Et ta'amu yemek. Kim ne sorusunun cevabı bize faili verir. Kim geldi? Ne geldi? Burada yemek olduğuna göre ne geldi diye sormamız gerekiyor. Hadara ta'amu yemek geldi. Şimdi arkadaşlar burada tekrar Berat dikkat ediyor muyuz? Bak ehastüt defter. Şimdi deminki hatırlarsak el takısına geçiş. Lama geçiliyordu direkt. Değil mi? Ehastül kaleme. Kalemi aldım. Veya dehallel beyte. Eve girdi. Derken dikkatinizi çekiyorsa lamlar cizimliydi. Şimdi burada da bakın hani şemsi harfleri görmüştük. Hani eş şemsi dediğin zaman lamı okumuyordun. Hani sanki şimdi güneş geliyordu. Çok fazla göremiyorsun lamı. Diğerlerini görüyorsun nedense onu göremiyorsun. Evet. Burada elif ve lam okunmadan direkt dala geçiş var. Bu önemli. Ehastüt deftara. Defteri aldım. Kim aldı? Ben aldım. Tü'den ben olduğunu anlıyoruz. Ama ed deftara demiyoruz. Ne diyoruz? Bak hareke yok üstünde. Direktman dala geçiyoruz. Çünkü şemsi bir harfle başlayan kelime. Dolayısıyla lam okunmuyor. Elif zaten okunmuyordu hani arada geçiliyordu. Böylece lam da atlanmış oluyor şemsi harflerle. Ehastüt deftara defteri aldım. Şerip de sen içtin. Neyi içtin? Zemzeme demiyoruz da şerip tez zemzeme. Demek ki önceki harfin harekesiyle direktman şemsi harfin kendisine geçiliyor. Aradaki el takısı
atlanıyor. O şemsihar şeddeli okunuyor. Şerif tez zemzeme. Ha, demin dehalel beyte vardı. Dehalel beyte vardı. Şimdi bakın. O çünkü B, ebri haccek ederken hani vardı ya. B harfi. Evet. Ama ebri haccek ve haf akime onun içinde dal yok. O halde bu şemsi geçiş nasıl? Dehalel dükkana. Dükkane. Evet. Burada demin sözünü ettiğimiz hadarat taamı. Bak. Tı şeddeli. El takısı okunmuyor. Evet. Vasıl hemzesiyle başlayan kelimeleri, hani demin kara etil bintü demiştik. Eğer cezimliyse fiil, ketebet derken olduğu gibi, geçiş nasıl yapılıyor? Esre. O cezim kaldırılıyor esreyle. Demek ki cezimden el takısına geçiş, cezim iptal altına esre. Ketebetil bintü derse, kız dersi yazdı. Ha, eğer şemsi ise ne olacak peki? Şemsi harfse, o zaman ne oluyor? Lambda atlanıyor. Ketebetit derse, gene kim yazdı? O bayan yazdı. Ketebetit derse demiş oluyoruz. Bir tek tüm zamirinde geçiş. Ketep tüm. Hatırlıyor musunuz şurayı? Hı hı. Ketep tüm. Ketep tüm. Sizler yazdınız. Ha, geçiş dile zor geldiği için ses uyumu gereği bakın ötre oluyor. Çünkü kendinden önce ötre var. Ketep tümü derse. Burada mesela semia işitti. Semi tüm siz işittiniz. Semi tümül habera. Haberi işittiniz olmuş oluyor. Eğer teminli bir kelime varsa, teminli bir kelime varsa bakalım. Şimdi burada ne diyor? Ketebe Halidun et derse denmiyor. Kur'an-ı Kerim'de hatta şöyle kelimenin sonunda bir ni görürsünüz. Bir ni görürsünüz. Yani ni okuyarak geç öbür tarafa. Teminden sonra el takısı gelirse ni diye geçilir. Ketebe Halidun derse. Yani Halid dersi yazdı. Mesela kareye adilun. Ondan sonra el kitabı. Teminle bitmiş. Geçişi nasıl yapacağım? Küçük sanki mi? Altında ni varmış gibi. Harekesi aynı. Kareye adilu nil kitabı. Temini ni diye yapmış olacağım. Nununu ni diye geçmiş olacağız. Kareye adilu nil kitabı. Böylece ne demiş olduk? Adil kitabı okudu demiş olduk. Böylece geçişleri görmüş olduk bu derste. El takısı veyahut da lam okunmadan şemsi harfe geçiş. Vasıl hemzesi konusu buydu. Az sonra devam etmek üzere diyoruz. Tekrar birlikteyiz değerli izleyicilerimiz. Berat kardeşimiz bir şey söyledi arada. Dedi ki yani burada temin var. Evet burayı anlamadım. Bir daha tekrarlayabilir miyiz? Evet orayı bir daha tekrarlayalım. Çünkü önemli. Hatta ben cümleyi arada şöyle yazdım. Bakın ketebe Halidun. Ha burada E'ye niye hatta dedi yani oraya E diye okumamışlar madem öyle teminden geçemiyorlar. Evet bu bizim elimizde değil. Diller oluşturulurken aynen böyle söylenmiş ve Kur'an'da da böyle ayetlere rastlayacağız. Demek ki kaide ne? Tenvinden sonra el takısı gelirse o tenvinin harekesi baki kalıyor. Halidun nesini söylüyoruz ya. Halidun demiyoruz da Halidu nit derse diye geçiyoruz. Halidu nit derse diye geçiyoruz. Peki burada da aynı şey yazıyor. Bakalım şurada bir örnek daha var. Kara'e okudu. Adilun temin var burada. Ondan sonra el kitabı dememişler. Vay niye dememişler diyemeyiz. Çünkü böyle konuşuyorlar. Kur'an'da da böyle. Dolayısıyla teminden sonra eğer el takısı gelirse aşağıda ni varmış gibi harekeyi alıyoruz. Kara e adilu nil kitabı. Adil kitabı okudu. Şimdi burada fiil hangisi? Kara'e. Kim okudu? Adil. O zaman adil ne olur? Fail olur. Neyi okudu? Kitabı. Kitabı. El kitabe kısmı? Meful olur. Çok güzel. Fiil, fail, meful. Böylece bir cümle kurmuş olduk. Çok yakında inşallah Kur'an ayetlerini böyle yapacağız. Örneklerimizi Kur'an'dan vereceğiz inşallah.